San Francisco Güzel Sanatlar Müzeleri'nden biri olan de Young Müzesi'nin fotoğraf stüdyosundayız. Karşımızda çok büyük bir tablo var. Bu bir manzara tablosu ancak çağdaş bir manzara tablosu. İsmi Gölet ve Dereler. Ressamsa Wayne Tibo. Bize Kaliforniya'daki Sacramento Nehri vadisinden bir manzara sunuyor. Resim kuş bakışı tasarlanmış. Ancak sanatçının resme dahil ettiği çoğul perspektifler bize sanki bu sahnenin üzerinde uçuyormuşuz hissini veriyor. Kaliforniya'daki Central Valley ya da çevirirsek Merkez Vadisi, Amerika'daki en verimli arazi. Halkın tükettiği sebze ve meyveler çoğunlukla oradan geliyor. Ancak buranın doğal bir tarım alanı olduğunu söyleyemeyiz. Aslında kurak olan bu arazi yapay bir şekilde sulak hale getirilmiş. Burası Tibo'nun da yakından tanıdığı bir arazi. Kendisini Kaliforniya'nın bu kısmıyla her zaman bağlantılı görmüştür. Sakramentolu bir ressam olan Tibo, Kuzey Kaliforniya için de yerel bir kahramandır. Karşımızda hem güzel hem de endişe verici bir sahne var. Tuvalin ortasında kocaman bir gölet var. Bu, yağmur suyunu toplamak için yapılan yapay bir gölet. Yani yağmur suyu toplama göleti. Bu yapay göletler ya da havuzlar tarım süreçleri göz önünde bulundurularak yapılır. Suyun etrafında da çok hareketli tarım faaliyetleri göze çarpıyor. Geçen traktörler, arabalar bu hareketsiz güzelliği çevreliyorlar. Gölet bir yatak örtüsünü andıran desenlerle süslenmiş. Kahverengini görmeyi beklediğimiz yerlerde morlar, kırmızılar, griler ve parlak elektrik yeşiller görüyoruz. Sıcak kırmızı ve parlak turuncular, Renkler manzarayı doğadan uzaklaştırıyor ve sanki insan yapımıymış gibi görünmesini sağlıyor. Sanatçının da amaçladığı, insanların doğayı nasıl değiştirdiklerini gösterebilmek. İnsan ve doğa arasındaki, insanın doğaya karışması sırasında ortaya çıkan çatışmayı görüyoruz. Yediğimiz şeyleri yetiştirenlerin zaman zaman kimyasallara başvurmaları gerektiğini çok çabuk unutuyoruz ve renkleri su ile birlikte düşündüğümüzde içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve bu yiyecekleri yetiştirmek için zaman zaman kullanılan toksik kimyasallar arasında bir bağlantı kurmak mümkün. Renkler neredeyse tehdit edici, yapay ve zehirli gibi görünüyorlar. Sağ tarafta turkuaz bölgenin kenarındaki yeşili görüyor musunuz? Ya da ufuk çizgisine yakın turuncu? Sanatçı bu tarlaları biliyor ve bu toksik kimyasalların bolluğu içinde bile onları resmetmeyi tercih etmiş. Perspektif çok karmaşık. Resmin altında yer alan kıvrımlı kahverengilerin üzerindeymişiz gibi hissediyoruz. Ama tuvalin sol tarafına baktığımızda perspektif alçalıyor ve yeryüzüne yaklaşıyormuşuz hissi veriyor. Sonra bir de boş alana doğru dağılan ortogonaller var. Resmin belki de organik olduğunu hissettiğimiz tek yeri yapay göleti çevreleyen ağaç ve çalılar. Göletin alt kısmındaki ağaçların gökkuşağının tüm renklerini içeren dalları var. Bunlarla laciverte boyanmış gölgeleri arasındaki ilişkiye dikkatinizi çekmek istiyorum. Tarlanın ortasındaki ağacın gölgesi ise tamamen farklı. Sanatçı yine perspektife yönelik hislerimizle oynamış. Sierra Nevada sıra dağlarından gelen ve yapay göleti oluşturan, manzarayı verimli kılan su da çarpıtılmış. Zaman içerisinde birçok perspektif görüntüsü alınmış gibi. Gölete hem uzaktan ve hem de yukarıdan bakıyormuşuz gibi. Neredeyse 5 milyon insana ev sahipliği yapan Sacramento Nehri vadisinde birden fazla su kirliliği vakası olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu resme bakıp da Kaliforniya'da olup bitenleri düşünmemek elde değil. Renkler bütün yapaylıklarına rağmen son derece güzel bir manzara yaratmışlar. Sanatçı güzelliği yeniden yaratıyor gibi. Bu bana Amerika'daki manzara resimciliğinin uzun hikayesini hatırlatıyor. Bu hikayede elde edilmemiş yerlerin güzelliği ile insan yapımı yerlerin güzelliği arasındaki geçişi de görebiliyoruz. Örneğin La Cavana Vadisi isimli tabloda elde edilmemiş doğanın nostaljisi ve insan eliyle değişen manzaraları aynı anda düşünebiliyoruz.